Şiiler bize diyor ki siz Sünniler niye İmam Hüseyin radıyallahu anh'a sahip çıkmadınız ve ona niye destek vermediniz? Buna nasıl cevap vermeliyiz? Bu yanlış bir soru. Hazreti Hüseyin'e Sünniler yardım etmedi, destek vermedi. Ne demek yani? Kim burada itham altında kim? Hazreti Hüseyin'in işte Kerbela hadisesini burada özetle anlattık. Hazreti Hüseyin'in hurucu hatta bir kısım Ehl-i Beyt tarafından dahi desteklenmemiş. O zaman bu soruyu öncelikle onlara sormaları lazım. Burada Ehl-i Sünnet'ten kasıt eğer Hazreti Hüseyin'in hurucunu tasvip etmeyen sahabe ve tabi'in ise Ehl-i Beyt'ten bir kısmı da burada onların yanındadır. Arkadaşlar şunu bir tavır olarak netleştirelim, tespit edelim. Hazreti Hüseyin'in bu çıkışını ve Kerbela vakasını kendi sübjektif okumalarımıza malzeme yapmayalım. Bu yanlış bir şey. Bu tarihin çarpıtılması demek. Bu Hazreti Hüseyin Efendimiz'in kastını da aşan bir şey olur. Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela faciasından önceki birçok merhalede geri dönme arzusunu izhar etmiş. Yolda giderken Kufe henüz Kerbela'ya varmadan Müslim bin Akil'in oraya haberci olarak gönderdiği Müslim bin Akil'in şehit edildiği haberini alınca geri dönmeyi düşünmüş. Fakat Müslim bin Akil'in çocukları vesaire var o Hazreti Hüseyin'in yanındaki grubun içerisinde. Onlar ayaklanıyorlar. Diyorlar ki biz onun intikamını almadan geri dönmeyiz. Ya ölürüz orada ya da onun intikamını alırız. Bunun üzerine Hazreti Hüseyin diyor ki onlar da öldükten sonra benim için yaşamanın ne anlamı var? Bu aşamada geri dönmeyi düşünüyor. Hatta büyük oğlu Aliül Ekber bunu ona teklif ediyor. Orada şehit edilenlerden birisidir Aliül Ekber. O diyor geri dönelim baba diye. Bu biliyorsunuz birkaç safa daha devam edecek. Hazreti Hüseyin karşı tarafa üç şey teklif edecek Ömer bin Sa'd vasıtasıyla. Onlar bunları reddediyor. Demek ki Hazreti Hüseyin meseleyi anladıktan sonra Kufelilerin orada Şiam diye inandığı insanların hıyanetini, alçaklığını, dönekliğini görünce geri dönmeyi düşünüyor. Fakat iş işten geçmiştir yani. Dolayısıyla bunu istismar vesilesi yapmaktan vazgeçmeleri lazım bir kısım kesimlerin. Buradan bir ideoloji çıkartmaktan vazgeçmeleri lazım. Hadiseyi kendi çıplak gerçekliği içerisinde görüp öyle değerlendirmeleri lazım. Elbette tasvip etmiyoruz. Bunu söylerken Hazreti Hüseyin bunları yaptı da bunu haşa ve kella hak etti falan demek istemiyoruz. Böyle bir kasıt, böyle bir niyet, böyle bir cümle bir müminin ağzından çıkmaz, hafızasının kenarından geçmez. Hazreti Hüseyin'e bu muameleyi reva görenlere Allah lanet etsin. Onu çağırıp orada yalnız bırakanlara da Allah lanet etsin. Dolayısıyla burada Ehl-i Sünnet sahip çıkmadı. Efendim, Ehl-i Sünnet dediğiniz kim? Hazreti Hüseyin'in etrafındaki o insanlar işte onlar. Bizim canımız, kanımız, Ehl-i Sünnet onlar. Onu öldürenler, şehit edenler, onun çoluğuna, çocuğuna, ailesine, aile efradına o zulmü reva görenler Ehl-i Sünnet filan değil. Bu çarpıtmadan da vazgeçmeleri lazım. Kim sahip çıkmış bunlara? Tarih içerisinde bize bir tane Ehl-i Sünnet alim göstersinler. Hazreti Hüseyin'in ve yanındakilerin şehadetini tasvip etmiş. Oh olsun demiş, hak ettiler demiş. Karşı tarafın yanında durmuş, onlara hak vermiş. Böyle bir tek kişi gösterebiliyorlar mı? İnsan Allah'tan korkar.